Kulaklarınız işitme engelliler haber bülteniyle devam ediyor. Bugün gözler başkentte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantı 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 5. kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Toplantıda son Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan olağanüstü halin uzatılması yönündeki tavsiye kararı ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan Bakanlar Kurulu'nun gündemi yoğun. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan son Milli Güvenlik Kurulu toplantısında olağanüstü halin 3 ay daha uzatılması yönünde tavsiye kararı alınmıştı. Bakanlar Kurulu'nda bu konu değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca terör ve Fırat Kalkanı harekatı da görüşülecek. Harekata ilişkin son durum değerlendirilecek ve bundan sonra sınır boyunda alınacak önlemler konuşulacak. Saat 14'te başlaması beklenen toplantıda ayrıca FETÖ ile mücadele, ekonomi ve Avrupa Birliği konuları da ele alınacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Darbe girişimi başarılı olsaydı ne olurdu sorusunu soran Bakan Bozdağ, Türkiye'nin işgal, rejim değişikliği ve bölünme gibi birçok tehditle karşı karşıya kalacağını belirtti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türk halkının 15 Temmuz gecesi darbecileri yenerek demokrasiyi, özgürlüklerini, iradesini ve hukuk devletini koruduğunu belirtti. Bozdağ, yapılan kahramanca mücadeleyle Türkiye'nin bölünme, rejim değişikliği, dinde reform, işgal ve sonu yüz binlerce insanın ölümüyle sonuçlanacak süreçlerle karşı karşıya kalınmasının önlendiğini ifade etti. Bakan Bozdağ, işte bu sebeplerle darbe teşebbüsünün unutulmaması ve unutturulmaması çağrısında bulundu. Bozdağ, tüm tehditlere rağmen Türkiye'nin yoluna güçlenerek devam edeceğini belirtti. Fırat Kalkanı Harekatı 41. gününde. Harekat kapsamında 13 DAEŞ militanı etkisiz hale getirildi. Teröristlerle çıkan çatışmalardaysa 15 muhalif şehit oldu, 35 muhalif yaralandı. Suriye'nin kuzeyinde DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Çıkan çatışmalarda 15 muhalifin şehit olduğu, 35 muhalifin yaralandığı belirtildi. Operasyonlar kapsamında 63 DAEŞ hedefi vuruldu, çok sayıda mevzi imha edildi. Koalisyon güçlerinin hava operasyonunda 13 DAEŞ militanı etkisiz hale getirildi. Ayrıca Türk savaş uçakları terör örgütü DAEŞ'e ait 9 binayı imha etti. Bugüne kadar 111 yerleşim alanı muhalif unsurlarca kontrol altına alındı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Yüksekova ilçesi sınırındaki Doski Vadisi Geçkan Köyü yakınlarında askeri aracın geçişi sırasında teröristlerin önceden yola döşediği patlayıcı infilak etti. Patlamada 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Yaralı asker Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı. Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon %0,18 ile beklentilerin altında kaldı. Yıllık enflasyon ise %7,28 olarak gerçekleşti. Geçen ay en çok salatalığın fiyatı artarken fiyatı en çok azalan ürün balık oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon geçen ay piyasa beklentilerinin oldukça altında geldi. Tüketici fiyat endeksi aylık %0,18 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksindeki aylık artış ise %0,29 oldu. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %7,28'e gerilerken, yurt içi üretici fiyatlarında %3,79 olarak gerçekleşti. Aylık en yüksek artış ulaştırma grubunda görülürken, giyim ve ayakkabı aylık en fazla düşüş gösteren grup oldu. Yıllık en fazla artış ise gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yaşandı. Eylül ayında en çok salatalığın fiyatı arttı.
salatalığı, fındık içiyle anaokulu ücreti izledi. Fiyata en çok düşen ürünler ise balık ve limon oldu. Bir tarafta karlı dağlar, diğer tarafta yeni açan çiçekler. Yurdun doğusunda iki mevsim bir arada yaşanıyor. Şimdi beyazla yeşilin bütünleştiği doyumsuz, doyumsuz manzaraları getiriyoruz ekranlarınıza. Burası Ardahan'ın Posof ilçesi. İlçeyi çevreleyen Ilgar ve Arsiyan dağlarının zirvesi bembeyaz. Yüksek kesimlerdeki bu görüntü ilçe merkezine doğru yerini yeşile bırakıyor. Beyazla yeşilin bütünleştiği anlardaysa ortaya seyri doyumsuz manzaralar çıkıyor. Bütün dağlarımız şu anda karnen beyazlandı. Soğukla şu anda mücadele ediyoruz. Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Karakoçlar köyünde ise kışın habercisi kar çiçekleri açtı. Birbirinden renkli halleriyle kar çiçekleri kışın kapıda olduğunu haber veriyor. Kar yağmadan önce açar bu çiçekleri. Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde ise elma ağaçları çiçek açtı. Dalları çiçek ve tomurcuklarla dolan elma ağacı görenlerin ilgisini çekti. Kütahya'da 2010'da vefat eden ünlü Çini ustası Sıtkı Olçar anısına Porsuk Baraj Gölü Ferik Vadisi Kano Şenliği düzenlendi. Şenlikte engelliler ve köylüler ilk kez kano kullanıp kürek çekti. Kamp yaptılar, kanoya bindiler. Doğal ortamın güzelliğini doyasıya yaşadılar. Kütahya'nın Sofça köyünde düzenlenen kano şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Neden göremiyorum ben. Şenliğe birçok ilden toplam 30 sporcu katıldı. Amaç burada Ferik Vadisi'nde bir kısmını kapsayan Porsuk Baraj Gölü'nü ve çevresini tanıtabilmek. Buraya turizme, sporlarını kazandırabilmek. Biz de bu amaçla bir kıvılcım çaktık. Ama herkes el atınca, destekleyince de böyle güzel renkli bir etkinlik ortaya çıktı. Şenlikte Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır de kayıkla açılarak kano sporcularına eşlik etti. Sofça köyümüz güzel bir faaliyete ev sahipliği yapıyor. Eskişehir'den gelen arkadaşlarımızın organizesinde kanocularımız 32 kano birçok ilimizden gelerek bizim buradaki göletimizin güzelliğini hem onlar paylaştılar hem de inanıyoruz ki buradaki faaliyetleriyle bütün dünyayla paylaşacaklar, bütün ülkemizle paylaşacaklar. Faaliyetlerin devamı için valilik olarak, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz olarak verebileceğimiz desteği şimdilik planlamaya çalışıyoruz muhtarlığımızla işbirliği içerisinde. Bu imkandan daha fazla istifade etmeyi, buradaki alanımızın spor alanına çevrilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Dolayısıyla bu aynı zamanda bizim hem sporumuzun gelişmesi hem de ilimizin, köyümüzün tanıtımı için iyi bir fırsat olacak. Etkinliğe engelli ve köylülerin coşkusu damgasını vurdu. Engelliler ve köylüler ilk kez kanoya binerek Porsuk Barajı'nda gezintiye çıktı. Güzel, çok güzel oğlum. Daha önce hiç bindin mi kanoya? Hiç binmedim. Sayenizde bindim. Çok güzel. Nasıl buldun? Çok güzel gördüm, buldum. İlk defa kanoya biniyorum. Kano çok güzel, mükemmel bir gelenek. Çok memnun kaldım. Zaman durmaz. Dur ve bak. 60 ünlü fotoğraf sanatçısı İstanbul'da. Beşiktaş'ın farklı noktalarında sergilenen fotoğraflarda insanoğluna ait her şey var. Bu seneki konsepti çok beğendim. Gayet güzel. Yerli ve yabancı fotoğrafçıların zaten geçen seneki fotoğraflarında da farklı bir konsept vardı. Zaman durmaz. Dur ve bak diyor fotoğrafçılar. Bütün kadrajlar, olayın kendisi o kadar zor bir iş ki, yani bu tarif edilir bir şey değil. Bunu ne kitaptan öğrenirsiniz ne bir hocadan öğrenirsiniz. Sanat böyle bir şey. Beşiktaş Meydanı, Ortaköy.
insanoğluna ait her şey. Dünyaca ünlü 60 fotoğraf sanatçısının çektiği fotoğraflar Beşiktaş'ın farklı noktalarında sergileniyor. Sergi için geldik. Çok beğendik gördüğümüz kadarıyla. Tebrik ediyoruz. Fotoğraflar 31 Ekim'e kadar Beşiktaş'ta 5 farklı noktada sergilenecek. Bu haberle birlikte işitme engelliler haber bültenimize noktalıyoruz. Hoşça kalın.